Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda radyal işlemiyi göreceğiz. 380 standart paketinde radyal işlemiyi göreceğiz. Radyal işlemi nedir? Spiral dilim gibi ancak, ya daha doğrusu paralel işleme gibi ancak bir daire çap, iç çap ve dış çap ister sizden. Bir tonlama gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bu daire çapında sizin verdiğiniz açı dereceleri kadar yukarıya ve aşağıya git gel işlemi yapacaktır. Bunu şu şekilde gösterebilirim. Geometrimi seçtim. Parçamı seçtim. Ve radyal dilime geldim. Şurada görmüş olduğunuz gibi radyal dilimin işleme mantığı burada sağ tarafta görünüyor. İleri diyorum. Takımımı belirledikten sonra içeriden başla, dışarı, dışarıdan başla, içeri diyor. İçeriden başla dedim. Zigzag kesim yap dedim. Komple 360 dereceyi kes dedim. 1 derecelik açıyla geç dedim. 0'a kadar gideceksin. 10 milimetreye kadar da dışarı çıkacaksın dedim. Sınırı seçtiğim için zaten o sınırın içinde kalacaktır. X, Y ve Z'de pay bırakmak istiyorsam eğer buradan X, Y ve Z'de pay bırakabilirim. İşleme toleransımızı %1 alalım. Parça derinliği dediği 0'a 0 işleme. Eğer ki ben finish'e bindireceğim yükü azaltmak istiyorsam, finish takımına bindireceğim yükü azaltmak istiyorsam aşağı adımı açıp takım yolunu offset diyebilirim. Tekrar ileri dedim. Girişte dalma kullansın dedim. Dik yak versin, dik çıksın parçadan dedim. Hatta bunu da teğet yapalım. Takım yolu teğet olarak girsin. Ölçüler dedim. Uç radüsünü hesaplamasın. Yani uç radüsü kadar aşağıya kaçırmasın. Parça alt dersen de Z'de gördüğü en alt seviyeye kadar inecektir. İleri diyorum. Bağlantılar birbirini takip etsin dedim. Hesapla diyorum. Görmüş olduğunuz gibi radyal dilimin şöyle açı aralığını biraz daha genişletirsem daha net ve belirgin olacaktır. Tekrar hesaplattım. Görmüş olduğunuz gibi radyal dilim dereceli bir işleme mantığıyla parçamın işlemesini sağlıyor. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle.